Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Evren. Ben Oğuz. Evet arkadaşlar, bugün biraz daha farklı bir konu ele alacağız. Genel olarak Fujifilm Türkiye'nin kanalına bakarsanız YouTube'da sadece ürün tanıtımlarından ziyade böyle ufak ufak setup tanıtımları yaptığımızı da göreceksiniz. Bugün de bununla alakalı değil mi? Evet. Bir örnek verelim istedik. Peki konumuz nedir? Bugünkü konumuz aslında günümüzde çokça revaçta olan ve bize de çok sorulan bir konu. İşte ben evde işte makyaj videoları çekiyorum, işte benzer tarzda videolar çekiyorum. Hangi ışıkları kullanmalıyım kısmında bir setup hazırlama aslında. Peki aslında şöyle bir şey var. Herkes aslında bunu rahat bir şekilde evde çekebilir. Çoğu arkadaşlar zaten bu konuda herhangi bir sıkıntıları yok. Ama bunu internette yayınlamaya gelince iş bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunların en büyük nedenlerinden biri de doğru ışık vermeyen cihazları seçtiğinizde nedir? Renkler vesaireler çok farklı görünüyor. Hani bununla alakalı da bu bahsettiğimiz setup'taki ürünlerin tamamı doğru rengi verme kabiliyeti yüksek ürünler. Bu çerçevede işte dediğimiz gibi bir setup oluşturduk. Sizlerle de bunu paylaşalım. Şimdi evvela doğal olarak video çekecek bir cihaza ihtiyacımız var. Evet. Bu bir dijital fotoğraf makinesi olabilir ki tercihen olması mantıklı. Evet. Ya da eğer ki daha kısıtlı bir bütçemiz varsa cep telefonuyla da işimizi görebiliriz. Doğru mu? Tabii. Bu noktada da devreye şöyle bir cihaz geliyor. Bu nedir? LR150. Evet. Şöyle göstereyim, hemen yan çevirelim. Ring Light diye bilinen, şu an piyasada en çok işte makyaj ışığı diye de adlandırılan, yeri gelince kullanılan bir ışık ve çok rahat kullanılabilen bir ışık. Zaten aslında burada çok yönlü bir cihaz olduğu belli. Yani sadece tabii ki video makyaj videosu çekeceğiz diyoruz ama genel çerçevede üstlerinde bir sürü giriş var. Onlardan da bahsederiz. İlk etapta şeyden bahsedelim. Kaç watt civarıydı bu? Yaklaşık olarak 38 watt'lık bir güce sahip. Epey güçlü. Evet, aslında piyasadaki muadillerine göre çok güçlü bir ürün. Tabii Godox yapınca biraz o konuda zaten ışık kökenli bir firma olduğu için ışığı bol tutmuşlar. 38 watt'ın dışında bunun bir Kelvin değeri var. Işık beyazdan sarıya değişebiliyor. Bu işte 3000 Kelvin ile 5000 Kelvin arası değişebiliyor. Bu tamamen sizin ortamınızın ışığına veya sizin istediğiniz görüntüye bağlı aslında nasıl kullanacağınız. Bunun bir özelliği de var aslında bu ışığın. TLCI diye bilinen bir özellik var. Bu TLCI ne kadar yüksek olursa o kadar iyi genel olarak. Bu sinema sektöründe kullanılan bir terim. Bu da işte bu ışık için 90 diye geçiyor. 90 aynen, gayet iyi bir rakam. Çünkü piyasadaki rakipler epey düşük rakamlarda olduğu için. Zaten hep söylüyoruz değil mi? Bu mobil ışıklarda evet, 90 üzeri olursa süper. 90'ın altına inmeye başladığı zaman siz o atıyorum bir haki rengi başka renk göreceksiniz. Aynen. Ondan sonra tuhaf tuhaf renk sapmaları olacak. Yani bunun bu TLC'nin asıl amacı zaten renk doğruluğunu vermek. Yani siz atıyorum bir ruj tanıtıyorsunuz ya da başka bir şey tanıtıyorsunuz makyajla alakalı. Doğru rengi gösteremezseniz o işi de aslında pazarlamış olmazsınız bir yandan. Öyle de bir durum var. Şimdi tabii bunun biraz da böyle üzerine girişlerden bahsedelim, çıkışlardan bahsedelim. En güzeli yaklaşık 5 tane aslında hot shoe takılabilecek yer var. Pardon. Evet. Aslında 5 tane bir şekilde bu flash kızağına benzeyen ya da cold shoe denilen bölümler var. Bunlara ne yapıyoruz? Kutu içeriğinden çıkan cihazın dışında aslında farklı farklı telefonlarda takabiliyorsunuz. Çünkü bir telefon aparatı var burada. Neden bu kadar fazla diyebilirsiniz? Belki siz yaptığınız makyaja göre farklı bir renk tonu da atmak isteyebilirsiniz yüzünüze. Evet. O yüzden bir RGB ışık kullanabilirsiniz. Tabii. Yani ya da şey olabilir. İşte canlı yayın birkaç yerden canlı yayın yapıyorsunuz. Birkaç telefon var yan yana bağlayabilirsiniz. Ya da birine makine birine telefon bağlayabilirsiniz. Ya da işte bir makine bağladım ya da telefon bağladım yanına mikrofonu bağlayabilirsiniz. Evet, mikrofon mesela büyük bir avantaj aynen, olacaktır. Tabii. Çünkü bir de hani böyle çapraz olarak platformlarda aynı anda tek bir cihazdan yayın yapamıyorsunuz mesela telefon kullanırsanız. Evet. Bu durumda ne olacak? Senin dediğin gibi mecburen birden fazla telefon kullanmak zorunda kalacaksınız. O zaman yani toplam 5 tane zaten bunun için şey var, ne derler ona, bölüm var. Hem vida ayakları girişleri evet, var orada, hem aynı zamanda da kızak şeklinde sokabiliyoruz. Evet. Kutunun içinden bir tane zaten cep telefonu ayağı çıkıyor. Aynen. Bu da yaklaşık şu an güncel telefonlarda neredeyse 6 inçe kadar olan tüm telefonları rahatlıkla şey yapabiliyor, tutabiliyor evet, ve kaldırabiliyor. Çünkü bayağı sağlam bir mekanizma var burada. Evet. Bunun dışındaki ekleyeceğiniz şeylere doğal olarak biraz daha güçlü bir şeyler kullanabilirsiniz. Ya yani fotoğraf makinesi takamazsınız. Büyük fotoğraf makinelerinden bahsediyorum. Onları buraya koymak çok sağlıklı olmayacaktır. Ufak kompakt tipi makineler kullanıyorsanız olabilir. Zaten test videomuzda da şu an bulabileceğiniz en büyük telefonlardan birini bağladık Pro Max modelini. Ha bu arada bir de telefon demişken arka tarafta da bir şöyle şurada USB girişimiz var. Evet. Şurada. Bu neden?
USB girişle şöyle uzun bir vakit geçirecekseniz eğer bunun başında telefonu şarj etmeniz gerekebilir. Orada bir powerbank'i nereye tutturacağım vesaire derdi olmasındansa oradan direkt kabloyu telefonunuza bağlayarak şarj edebiliyorsunuz ya da olan şarjı koruyabiliyorsunuz. O telefona göre değişiyor tabii. Gayet güzel. Şimdi diğer aslında bu sistemin içindeki ekipmana gelirsek TL30. Şu an arkamızda kapalı olarak bilerek tutuyoruz. Evet. Hatta şöyle açalım. Evet. Şöyle ortamımızı biraz daha şenlendirdik. Aslında TL30'un da bu LR150'nin önceden derin incelemeleri var. Yani orada yine bizim kanalımızda görebilirsiniz bunları. TL30'dan biraz bahsedelim. Şimdi genel olarak gördüğünüz üzere ufak bir ayağımız var burada. TL30'lar da yine ayaklara bağlı. Bu ayaklarda neydi? 302 diye bilinen bizim mobil ışıklar için kullandığımız bir ayak. Basit ayaklar ama evet. Bu tarz işleri gönül rahatlığıyla kotarabileceğiniz ayaklardandır. Fiyat performansı yüksek. Burada zaten arkamızda iki tane TL30 var. Atıyorum bu güzel böyle saçımıza denk gelebilecek bir şey evet. Olabilir. Kıyafetimize birazcık denk gelecek şekilde konumlandırabiliriz. Böylece hani salt dedik ya Kelvin ayarı yapabiliyoruz. O birazcık çiğ olacağı için o görüntü. Renklendirmek biraz daha hoş ve güzel sonuçlar sağlıyor. Genelde sağlık. Çünkü düz renk bir duvar önünde yapılır bu tarz çekimler. Orada biraz çok aşırı sade olabiliyor. Daha böyle renkli, daha canlı bir ortam yaratmak için güzel oluyor. Ya tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta ne? Bu ışıkların direkt yüzünüze vurmaması. Çünkü vurursa zaten makyaj yapıyorsunuz. Doğru renkleri yine göremeyecektir izleyicileriniz. Biraz böyle arka taraftan mümkün olduğu kadar şu an bizde gördüğünüz üzere yalayarak geçmesi. Yüzünüze herhangi bir şekilde bu ışığın etki etmemesi önemli. Buna dikkat etmemiz lazım evet. Sanırım değil mi? Evet doğru. Süper. Yani dediğim gibi ayaklarımız ve bu şey. Bu arada TL30'dan da şöyle kısaca yine bahsedelim. Bahsettiğimiz gibi incelemesi var ama neden TL30'u seçtik? TL30 şöyle 8 watt aslında 8 watt düşük gelebilir bunun yanında. Bunların amacı zaten tamamen arka planı ve sizin şöyle hafiften bir kontör atmak olduğu için 8 watt gayet yeterli bir rakam. Bunların kullanılmasının diğer bir sebebi işte RGB olması. Şu an olduğu gibi işte renk döngüleri yapılabiliyor. İşte direkt renk de girebiliyorsunuz herhangi istediğiniz bir rengi. Ya da işte LR150'de olduğu gibi Kelvin değeri girebiliyorsunuz. 2700 ile 6500 Kelvin arası. Bu ışıkların aslında TLCI değerleri daha yüksek. Bunlar aslında sinema sektöründe de oldukça kullanılan ışıklar olduğu için o konuda daha nasıl diyeyim ışık kalitesi daha yüksek bu ışık aslına bakarsan. Ve bunlar tamamen şarjlı ve pilli şekilde çalışıyor. LR150 o konuda biraz bahsetmedik aslında. Tamamen prize takılı olarak çalışıyor. Yani bunu bataryalı sisteme çevirmeniz mümkün değil. Aynen. Hani biz neden bu arada iki tane var. LR120 ve LR150 aslında ama biz bunu biraz daha mantıklı buluyoruz. Daha fazla ışık verebildiği için. Evet. O yüzden bu daha mantıklı olacak. Buna da tabii ki batarya takılmıyor ama evde olduğunuz sürece böyle bir şeye ihtiyacınız olmayacak evet. Zaten. Epey de uzun bir zaten kablosu var. Aynen. LR120 de işte alanı kısıtlı olanlar için daha ideal olabilir. Daha böyle masa başında çalışıyorsanız aynen. Olabilir ama böyle biraz daha geniş bir alanı aydınlatarak çekim yapmak istediğiniz zaman 38 wattla LR120 çok daha avantajlı olacak. Evet. Peki şey var, bunları mesela arka tarafa ben konumlandırdım. Ben çekim esnasında ışıkları değiştirmek istiyorum. Arkamı evet. Dönüp böyle devamlı kurcalayacak mıyım? Nasıl olur? Yok, aslında Bluetooth özelliği de var. Godox Lighting uygulaması üzerinden direkt telefon üzerinden de değiştirebiliyorsunuz evet. Zaten. Yani kadrajdan çıkmadan, gözünüzü herhangi bir yere kaydırmadan hemen tık tık ayarları değiştirebilirsiniz. Bu da büyük bir avantaj. Dediğimiz gibi bunun zaten derin incelemeleri mevcut. 60 dakika boyunca her ikisi de çalışabiliyor. Bu da zaten ortalama bir makyaj videosunda yeterli. Arada bir şey yaparsınız, durdursanız dahi. Genel olarak bu şekilde. Kendi üzerimizde de hemen şöyle etkisini görelim hatta. Şöyle mesela beyaz ışıkta ya da sana. Evet, şöyle baksana. Şöyle. Bayağı böyle bir yüzme nurundu yani. Aynen. Ben de şöyle görelim hemen. Ya bizim gibi şu an bir stüdyo ortamında olduğumuz için aslında arkası epey bir karanlık. Direkt göz alabiliyor biraz. Onun biraz alışması gerekiyor. Evet. Şöyle gücünü kısabiliyorsunuz tabii yani sürekli full güçte kullanmıyorsunuz. Bu şekilde gösterebiliriz. Genel olarak bu şekilde. Gayet güzel. Yani böyle ha bu arada tabii yine şeyden mobillikten bahsederken bakın ufak ayaklar var. Görece birazcık büyük olsa da saklaması ve muhafaza edilmesi kolay çünkü et kalınlığı bayağı kısa bunun. 3 evet. Tane ürünü katladınız, yeriniz yok, bir yere koydunuz, bir daha ayağınızın altına takılmaz. O yüzden de bence avantajlı. Evet, şu özellikten de bahsedelim, kafanın bükülmesi. Şöyle, eğer ki şu mandalı açarsanız kafayı şöyle yukarı aşağı eğebiliyorsunuz. Bunun ne gibi bir artısı olur? Örneğin siz bir ürünü tanıtıyorsunuz, videosunu çekiyorsunuz, masa başında da bir şeyler göstereceksiniz. Bunu havaya kaldırıp masanın üstünden de verebilirsiniz. Hatta telefonda bu arada olduğu için telefonla birlikte dönecek zaten. Aşağı doğru bakacak. Aynen.
Orada masa üstünde bir şeyler yaparken de direkt tepeden bir ışık verebilirsiniz. Okey. Yani gayet güzel. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Bunların hepsini nerede görebiliyor arkadaşlar? Mağazalarımızda, Fujifilm Shop'larda ve yine fujifilmshop.com'da görebilirler. Evet. Gelin burada deneyin istediğiniz gibi. Cep telefonunuzu kapın ya da fotoğraf makinenizi ya da mağazanızdaki ürünlerden faydalanarak böyle ufak tefek çekimler yapabilirsiniz. Böylece ne elde edeceğinizi görürsünüz. Böylece biraz daha kolay karar verebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.